Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Echo Jungle oynayacağım. Uzun zamandır video atamıyorum, farkındayım çünkü hani bunun nedenleri çok vardı. İnternetim bu aralar kötü, yayın bile açamıyorum. Şu an tekrardan YouTube'a giriş yaptım, editörümle ilgili birkaç sorun olmuştu. Şimdi çok fazla edit yapmadan öğretici videolar çekmeye çalışacağım. Tabii ki de sonralarda da edit videoları gelecek ama şu anlık böyle olacak. Echo Jungle videosu çekme isteği uyandı bende çünkü şundan dolayı Echo Jungle bence bu aralar oyunun en güçlü pick'i bana göre Jungle'da. Yani daha güçlü birkaç tane var. Tam solo queue için ideal bir char. Kastımı durdurulamıyor. Ama yapmanız gereken power jungle dönmeniz. Ne yapmanız lazım? Full jungle clear atmanız şart kesinlikle. Ve aynı zamanda jungle itemini bitirmeden güçsüzsünüz. Ben genelde Karasat tercih ediyorum. Yani Yıldırım da girebilirsiniz tabii ki de, bu tercih meselesi. Şuraya ileyle bir ward atabilirse gank yer mi yemez gibi Jax'ten. Ben zaten topside oynayacağım. Güzel olur. Hemen red başlayacağız abi. Orman dönmesinde hiçbir sıkıntı yok. Hani bazılarınız korkuyor olabilir. Ekko ile nasıl orman döneyim, şunun bunu mu? Canım bileyim, ben dönüyorum neredeyse. Şimdi zaten göstereceğim size nasıl döndüğünü. W başlıyoruz ilk başta. Q'da başlayıp şuradan da başlayabilirsiniz bu arada. Ama bu tek alınmak için. Yani botunuz falan yardım ediyorsa direkt W başlayıp redden başlayabilirsiniz. Hemen öncelikle redi keseceğiz. Rakan'ın muhafızını almıyorum, Guardian'ı. Çünkü lane'de lazım olacak onlara. Hemen kesiyoruz. Çarpı golemleri atacağım. Çünkü golemleri atınca çok daha seri oluyor. Çok daha güzel oluyor. Şu stunladıktan sonra atıyorum geldi çarpı şöyle. Şöyle bir hemen çarpıtıyoruz. Hemen böyle kayıtlayarak golemleri de kesiyoruz. Ne oluyor bakalım. Karşıda bu arada Jax jungle var. Güçlü bir jungle. Çünkü normal vuruş atamıyorsunuz. Hani Q'nuzu falan değirseniz bile normal damage yemiyor. O yüzden patlatamıyorsunuz genelde 3. vuruşu. Çok güçsüz bir char değil matchup olarak. Öylesine sadece orman dönmesi biraz zor. O yüzden bu arada rünleri de başta ekranda gördüğünüz gibi girebilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Bot lane'imiz oldu. Sorun yok. Hemen buraya da bir W açıyorsunuz. W her şeyiniz bu çarda. W'su çok OP bir skill ama çok da kullanılması zor bir skill. Zayah bizden yardım istiyor ama ne yazık ki gelemem. Yani öyle bir şey yok. Bu arada oynadığım elo arkadaşlar, bu çar Diamond 2 şu an. TR. Yani MMR'ı da yüksek. O yüzden bilmiyorum ne geldi, bilmiyorum. Yani Diamond 1 de gelmiş olabilir. Diamond 2 de. Master gelmiş midir bilmiyorum. Diamond 3 falan da gelmiş olabilir. Bunu zaten kasacağım. Sezon sonu bunu challenger yapmak istiyorum. Sezon sonu için. Sezonun da bu arada bitmesine bir ay kaldı yaklaşık. Hani bence oynamayanlar da varsa, kasmak istiyorlarsa oynamalarını öneririm. Şimdi Blue'yu alıp Top'a deneyeceğim bu arada. Scuttle var ama Jax benimle aynı hızda döndüğünü düşünmüyorum. Çarpımı şimdi burada harcasam. Jax'in nereden başladığına da hiç bakmadık. Bot lane bu arada AD carry'miz auto free support main'miş. O yüzden biraz sıkıntı çekebilirler. Burada yok şey, hemen bunu çarp attım. Neden çarp attım? Canım yüksek, tapa gitmek istiyorum. Hemen keseriz bu arada İrelia ile birlikte. İrelia'nın Q resetlenmedi ama galiba kill aldık. Hemen böyle oynadığınız zaman direkt kill alıyorsunuz. İrelia'ya da salabilirdim ama İrelia öyle de bilir miydi? Alabilirdi ama. Şuraya hemen pushlamasına yardım edeceğiz İrelia'nın. Lastikleri almıyoruz. Beklese tamam. Güzel, hepsini Q ile şimdi içebilir herhalde. Tamam, güzel oldu. Şimdi bu scuttle oynayacağız. Jax buraya geliyor. Jax mid'di ama bizim Orianna çok güzel oynadı buraya. Geldim yani buraya. Evet, çok güzel. Burada durması lazım. Ölmezse. Öldü ama biz burada bayağı damage atarız. Kesebileceğimi sanmıyorum. Flash'ı var mı bilmiyorum da. Manası yok ama. Hemen kestik bunu. Yasuo'yu da kesebilirim burada. Üçüncü vuruşu vursam. Vurdum, evet. Hop, Yasuo'yu da aldık. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar... Ha, burayı pushlamam lazım. Bizim adam ediyor. Pardon. Tamam, güzel güzel, tamam. Ne kadar seri ve güçlü bir çar olduğunu hemen görebiliyorsunuz. Çok seri orman dönüyor ve çok seri hamleler yapabiliyor. O yüzden çok güçlü. Skill yeteneklerinden biraz bahsedelim. Q'muz adama değince slow oluyor. İleri doğru gidiyor. Adama değdiğinde Q'muz da yavaşlıyor. Adamı slow bırakıp 2 vuruş yapmamızı sağlıyor ikisini değirseniz. Pasifimiz 3 vuruşta adama belli bir hasar vurmamızı sağlıyor. Bir tapa hemen deneyelim. Flash'ı vardı ama tapın atmadı diye hatırlıyorum. Flash'ını alırız en kötü. Çok güzel bir yerde kalmış çünkü lane. Çok güzel oynadı İrelia. Hemen bekliyoruz. Hemen E'yi attık. Bakın Q'yu da değirdim. Hemen bir kill daha aldırıyoruz İrelia. Çok güzel. Burayı dondurabilir, itebilir. Kendi tercihi, artık bıraktım.
Gördüğünüz gibi ganklerinde W kullanmanız önemli. W adamın üstüne değil, adamın kaçacağı yere atmanız önemli. Bunlar çok önemli şeyler ama şu an o kadar güçlüyüm ki size şöyle söyleyeyim, şu jungle item bittiğinde char durdurulmuyor. Potu satsam mı satmasam mı bir kararsızım. Satmayacağım, potu lazım olur. Karamür aldım. Karamür de önemli bu charda. Genelde item building nasıl yapıyorum? Şimdi merak ediyorsunuzdur. Çıkın çıkın çıkın. Jax burada, Jax burada. Koşuyorum ha. Item building'i şimdi anlatacağım. Şu bir gankleri geçsin. Ölecekler büyük ihtimal. Evet. Biraz kötü bir gameplay oldu ama yapacak bir şey yok burada. Yakalayabilirsek keseriz ama yakalayabileceğimizi zannetmiyorum. Çıkacağını düşünüyorum. Oraya ward attı. Ha, onu keserse ama. Ah, çarpı basabilsem. Yok, kesemem burayı. Burası Gank'i aşırı açız diyor ama Ekko'nun early game gankleri biraz hani çok güçlü değil. Şimdi 6 olduk. Item build'ini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Jungle itemi alıyorum. Sonra roket kemer. Sonra Lich Bane alıyorum. Duruma göre sonra Rabadon ya da Hiçlik olabiliyor. Değişiyor yani. Şu an takımımız bence bir tek bot lane'imizde sıkıntı var. Ben çok öndeyim. İleriyi de öne geçirdik bayağı. Midimiz de dövüyor diye görüyorum. Bu maçı büyük ihtimal winleriz. Çünkü karşıda Kai'Sa Nami var. Durdurulabilir charlar. Hani Kai'Sa güçlü ama bence durdurabiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Hemen şurayı da hop temizliyoruz. Gördüğünüz gibi ormanın ne kadar hızlı kestiğimi görüyorsunuz. Hani bu önemli bir ayrıntı. Hemen devam edelim. Şunu da alalım. Ha, burada Nami ne yapıyor? Nami ne yapıyor burada? Hemen gidip bir Nami'yi kesmemiz yok mu peki? Var bence. Yani bu arada üçüncü vuruşu vurunca aynı zamanda hızlanıyorsunuz ama vuramıyorum. Orianna slow atsa tamam, güzel. Sıkıntı yok. Problem değil. Problem değil. Orianna biraz daha yazacağına baksaydı oyuna kesmiştik bence ama sorun değil, tekrardan söylediğim gibi. Öndeyiz zaten. Nami'nin bayağı hatalı bir oyunuydu. Buraya kadar girmesi. Suya pis dojlayayım diye üçüncü vuruşu vuramadım. Bunu da vursam kesmiştim zaten. Biraz da benim de kötü oyunum var. Hemen bunu alıyoruz. W'muz gördüğümüz gibi ormanda canımızı inmemesini sağlıyor. Çok güzel bir kalkan ve çok uzun bir stun'ı var gerçekten. Şimdi bot lane gank yiyecek gibi hissediyorum. Counter'lamam gerekiyor. Ve arkadaşlar bu arada jungle'da her zaman söylediğim gibi en önemli ganklerden biri counter gank'tir. Yani karşı jungle'ın gideceği yeri bilip counter'larsanız çok büyük avantajınız oluyor. Hemen mid'e gidelim. Mid'de bir kargaşa olduğunu görüyorum ama mid'de büyük bir ward var. Nami buradan çıktı, hemen şöyle deneyelim. Bir şey yapamayız. Büyük ihtimal tapta Jax çünkü Skatıl aldı diye düşünüyorum. Şuradan yine de bir gireceğim. Korkmuyorum çünkü öndeyim ama Jax de kill almış. Bakın Jax burada bekliyor gördüğünüz üzere. Hemen üçüncü vuruşu attık. W'm yok ama sıkıntı, o yüzden öldü galiba. Ne yaptığını anlamadım ben çocuğun. Hemen yakalar mıyız böyle? Yakaladık. Evet, öldü büyük ihtimal. Hemen skill'lerimi harcamadım çünkü Yasuo falan gelebilir diye. Çok güzel bir kill oldu. Hemen mid'i görüyoruz arkadaşlar. Hemen mid'i de aldık. Geri çıktık. Bu kadar. Bunları yapmanız yeterli zaten jungle'da. Hemen burayı pushlayalım Orianna ile birlikte. Biz alacağız farmları ama yapacak bir şey yok onları. Şu büyüyü salsak yeterli zaten. Aa, onu da kaçırdı ama. Şimdi tapa koşuyorum hemen. Top lane free kill gibi tapımız kesti zaten. Evet. Gördüğünüz üzere Irelia'yı öne geçirdik ve Irelia'nın nasıl Snowball'un güçlü olduğunu herkes biliyordur bu büyük ihtimal. Arkadaşlar bu arada jungle'da genelde bana sorulan şu sorular var. Geride lane oynamak mı önemli? Önde lane mi? Şimdi ben bot'a oynasam çok bir şey kazanamayacağım ama mesela Irelia'yı kastırırsam ve Orianna da var. 3 kişi maçı taşıyabiliriz. Hani bot lane'in biraz safe oynaması gerekiyor. Ben bu tapa ya da mid'e gidersem daha çok öne geçeriz. O yüzden mesela bu maç önde olan lane'i oynuyorum ama bazı maçlarda önde olan lane'e değil de geride oynaman lane'e oynamanız lazım. Bu da şöyle oluyor. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Artık oynadıkça alışıyorsunuz hani hangi takımda hangi şampiyonlar durabilir, taşıyabilir falan. Bunları önemsiyorsunuz. Yani ondan dolayı. Mesela Irelia karşıdaysa bence Irelia'ya gitmeniz gerekiyor. Çünkü Snowball durdurulmuyor. Şimdi hemen jungle itemini alıyorum. Karamürümüz de iyi. Ayakkabı bitireceğim. Ayakkabı büyü nüfuzu alıyorum. Aynı zamanda direkt roket kemer başlıyorum. Roket kemerden sonra Lich Bane alacağım. Bunlar önemli itemler. Roket kemer ve Lich Bane. Bakın ileride gördüğünüz gibi neredeyse 2v1 atıyor. Ah be, orada Q'yu resetleyebilse keserdi ikisini gibi de. Orianna'nın da ultisi var. Kestiler gibi orayı. Güzel bir oyun. Jax geldi. Jax ölecekler büyük ihtimalle ama sorun yok. Orianna 2v2 değişim. En kötü o da. Hatta Orianna da belki alabilir bile.
Bizim bot lane yardım çağrılarında bulunup duruyor. Şimdi botayı deneyeceğiz bir gank. Biraz daha işaret tutarlarsa muteleyip gitmeyeceğim gank. Yani öyle yapmayı düşünüyorum. Güzel abi. 3'e 2 değişim yaptılar tapta. Görüyorsunuz güçlü ilerliği. Hemen gördüğünüz gibi geriye attım. O zaten öldü. Hemen 2'de 2'mizi de attık. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Diamond 2, Diamond 1 elo. O yüzden şey yapmayın. Hemen botu pushlamamız lazım. Botu biraz farmları aldık ama sıkıntı yok bence. Ward şurada ward mı var? Bu ward'ı hemen keselim. Geliyorum hemen şuraya. Bak şuraya doğru kayıtlarlarsa keseriz. Hemen onu da öldürdük. Yasuo'nun oynayışa bak. Biraz öyle böyle maçlarda oluyor arkadaşlar. Oldu oluyor. Biraz kolay zaten. Yani şimdi siz TR'nin Challenger olsun, Diamond 1 Master olsun falan büyütmeyin. Çünkü gerçekten tüm oyunlar böyle oynuyorlar. Çıkmam gerekiyor. Oradan hızlandım ben 3 vuruş yap. Görüyorsun keseceğim şimdi adamı. Bait diyorum. Gelirlerse keseceğim ama Kai'sayla Nami de gelecek. Lan Nami hemen öldü zaten bence. Evet Nami'yi hemen öldürdük dediğim gibi. Hemen Jax'i darlamaya devam edelim. Jax burada. Hemen böyle. Gördüğünüz üzere ultimizin nerede olduğu çok önemli. Normalde ulti kullanmıyordum. Çünkü gerek yoktu. Hemen ultimizi adama değirebilirsek, W'muzla birlikte kombolayabilirsek çok güçlüyüz. Yani bunu yapmak çok önemli. Ultinizi W'nuzla kombolayabilirseniz Ekko da sizin üzerinize adam olmaz arkadaşlar. Şimdi burayı da temizleyelim. Bir base atalım. 2100 roket kemer bitmiyor galiba. Çok az bir paraya ihtiyacım oluyor. Evet bitiyormuş. 2065 pardon. Şeyi aldığımı unuttum. 4000 şey 435'lik iteme. Hemen devam ediyoruz şuraya. Roket kemer neden önemli? W attığımızda E artı roket kemerle W'muza girebiliyoruz. Bu önemli. Yasuo bayağı ağlıyor. Gördüğünüz gibi. Klasik TR Yasuo. Şey diyemeyeceğim ona. Şimdi hemen normal. Full clear atıyorum sürekli gördüğünüz üzere. Yani Gromp'u çok kesemedim bu maç ama alamete girdi ileriye. Alameti de alabiliriz. Scuttle da var. Hemen alamet alalım. Alametle mid'i açmak önemli ama mid'imiz de herhalde açtı mid'i. Çünkü mid'i boş bıraktılar. Normalde bu tür durumlarda mid'i açmak çok önemli alamette. Ya da plate zamanıysa nereden plate'i en fazla alabiliyorsanız ona dikkat edin arkadaşlar. Hemen aldık. Ben mi alsam ileriye mi fark etmiyor. Tamam. Hemen buraya bot lane'den de kule aldık. Daha ejderi var. Ejder de alabiliriz. Hemen soluki olduğu için ejderleri falan çok önemsemiyorum. Alev hariç. Genelde. Daha ejderi çok önemli ama Solo Q'da zaten genelde bir takım baskın çıkıyor bu aralar. Yani TR serverında biraz böyle bu aralar. Arayıcı almam lazımdı bu arada. Siz arayıcı almayı unutmayın. Ben unuttum anlatayım derken. Videonun akışına dalmışım. Hemen daha ejderini de alalım. Daha ejderi bu arada bence oyun en güçlü ejderi her türlü. Çünkü baronu çok kolay almanızı sağlıyor ve önde bir takımsanız baronu almanız çok önemli. Geliyorum hemen. Yasuo ne yapıyor? Oy. Çok kötü bir oyun geldi Yasuo. Bakın roket kemer bu yüzden önemli. İzleyin arkadaşlar. Flash atmasa ölmüştü zaten. Flash attı yine öldü ama. Gördünüz mü? Adama erişmemdeki en önemli item roket kemer. Ekko'nun o yüzden en önemli itemidir roket kemer. Hemen şuraları temizleyelim almamışsa. Ha, Kai'Sa burada. Flashladı ben de flashlayacağım. Biraz şey bir oyun yaptım ama değer herhalde kestik. Normalde yapılmaması gereken bir oyun. Flash'ım önemliydi. Ama kestik sorun yok. Vadiyi buraya açabilirim ama açmayacağım. Şu an gerek yok. Takım yok. Su hala ağlayıp duruyor. Çok garip ya. Bu insanlar kendi hatalarını hiç görmüyorlar. Geliyorum. Hemen. Hemen kestik. Çok kolay bir şey. Buraya alamet açayım mı? Bakalım. Bir alametimiz var mı buraya? Takım yok ama. Takım beklesek daha iyi. Şimdi burayı deflerler. Oyun bitmez. Oyunu hemen bitirsek mi değil mi? Yani daha fazla Ekko ile öğreteceğim bir şey arkadaşlar. Late fight'ları vardı. Late fight'larında bu maç göremedik ama illaki bir daha Ekko videosu çekelim. İzleyin. Bak görüyorsunuz. Ne de önemli olduğunu. Atmadım roket kemeri ama normalde adam burada dursa roket kemerle eşleşecektim. Opu mu verdiler? Açalım hadi alameti.
Açalım hemen. Hemen arkadaşlar devam ediyoruz yarmaya. Şuna yetişmeyeceğim. Ne yapayım? Sıfır vurdu zaten. Gidip keser mi? Kessek mi gidip bitirsek mi maçı? Hemen bir dakika arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Hop! Çıktık. Ah be, ile çıkamadım abi. 12-0 oynayacaktık. Olmadı arkadaşlar. R'mi değiremedim. Bir saniye geç girdi çünkü Orianna'nın ultisinin range'ine. Ve maçın bittiğini göreceğiz arkadaşlar. Ya dediğim gibi Ekko jungle şu an metada en güçlü jungle'lardan. 2-3 gankimizde maçın nasıl bittiğini görüyorsunuz. Ya sadece 2-3 tane gank attık ve maç direkt tık 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 açıldı. Sizin de yapmanız gereken özellikle düşük elo'larda bunun gibi oynamak. Bunun gibi oynadığınız zaman direkt oyunu açabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada green screen'im yoktu bu videomda. Farkındaysa sabah erken çektiğim için videoyu güneşten dolayı green screen biraz sıkıntı oluyor. O yüzden ben de çok önem vermedim. Zaten sizin her türlü izleyeceğinizi biliyorum. Hemen ileriye onur atalım arkadaşlar. Burada kameram niye yok? Burada kameramı da açtım. Şimdi arkadaşlar size hemen hasarları göstereyim. Hasarları göstereyim. Hemen hasar tablosunu da gösterdikten sonra artık videomuzun sonuna gelelim. Hasar tablosu da bu şekilde. En fazla Orianna vurmuş, sonra biz vurmuşuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşı jungle'ı out jungle ettik ve mid lane'i zaten tilt ettik. Ve dakika 16'da Diamond 2 Elo'da maçı bitirdik gördüğünüz üzere. Diamond 2 Elo'da dakika 16'da maçı bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana bununla ilgili sorular olursa videonun altına ya da veya Instagram'dan veya başka bir yerlerden yazabilirsiniz. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için önemli. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videom büyük ihtimal Malphite Jungle ya da Graze Jungle olacak. Bence kaçırmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.